Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine ben ve Antin Kuntin projelerim. Şimdi arkadaşlar bu demir askı, kasnak ve bamba şişlerle şu bohem tarzı duvar dekorasyonundan yapmak istiyorum. Nasıl yapacağız şimdi? Hemen onu anlatayım. Şimdi bu demir askının aynısından bir tane daha vardı. Onu göstereyim direkt. Şöyle. Şöyleydi. Yok, şöyleydi. Şöyleydi arkadaşlar. Ben bunun arasını ayırdım. Şöyle göstereyim. Şunu şöyle çekerek ayırırsanız ayrılıyor. Demir olduğu için yamulabiliyor. Şunun da şurasını bununla kestim. Şöyle. Şimdi bunu da şuralarını güzelce düzleyeceğiz öncelikle arkadaşlar. Düzledikten sonra ben tam şuraya göre açtım bunu. Gördüğünüz gibi şu göz işaretini elde etmiş oldum. Tek bir kasnakla ve bu bambu şişlerle de kirpikler yapıp bunların hepsini de rafyayla saracağız. Arkadaşlar ben bunu tam düzgün yaptım ve içine oturttum böyle. Gördüğünüz gibi sabitlemedim yani öylesine. Şöyle göstereyim. İçine oturttum. Şöyle. Yani tam oturdum. Şimdi burada ilk işimiz ne yapacağız? Şu rafya. Yani rafya. Muz lifi olarak da geçiyor. Bu rafyayla arkadaşlar şu iç kısmı çıkartayım. Önce dışını ben bir rafyayla saracağım şimdi. Hemen sarmaya başlıyorum. Ben şuradan bir düğüm attım. İlk önce düğüm attıktan sonra şöyle bir içten dıştan şöyle geçirerek yavaş yavaş sarıyorum arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar ben rafyayla ikisini de sardım. Şöyle sabitleyebiliyorum. Şimdi bunları da sabitleyeceğim ben. Tam şu noktadan ve de şu gördüğünüz şu noktadan yine aynı şekilde rafyayla saracağım ve sabitleyeceğim. Daha düzgün bir görüntü olacak. Şu kısmından bir tane düğüm attım arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş sarmaya başlıyorum. Yani şurayı da bir lastik yardımıyla tutturdum ki çıkmasa daha düzgün bir görüntü olsun diye. Daha rahat, daha güzel sarayım diye aslında. Şöyle ben baştan başa saracağım arkadaşlar. Şuradaki boşluk alanı da kapatıyorum arkadaşlar ben böylece. Şurada gördüğünüz gibi üçgen bir boşluk vardı. Orayı da sarıyorum komple. Orayı da kapatmak istiyorum çünkü. Dümdüz bir görüntü olsun. Üst tarafı sardım arkadaşlar. Dümdüz bir görüntü oldu. Şimdi alt tarafa başladım. Burayı da sabitledikten sonra artık hiç oynama olmayacak. Ondan sonra da kirpik kısmına geçeceğiz. Şu kirpik kısımlarında şu gördüğünüz bambu çubuklardan yapacağım. Arkadaşlar ben bitirdim. Gördüğünüz gibi sabit, tamamen bozulmaz bir şekilde, çok sıkı bir şekilde sardım. Şimdi ise şöyle tersini çeviriyorum. Şu küçük bambu çubukları alt kirpik olarak sabitleyeceğim şimdi ben silikonla. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan başlıyorum. Öncelikle şu uca bir çubuk yapıştırıp hemen üstüne de şöyle kirpiği bastırıyorum.
Aralıkları ben kafama göre ayarladım. Hatta kirpik uçlarını da ben kafama göre ayarladım. Siz de nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Aslında bu kirpik uçları benim diğer YouTube videomda başka bir şey yapmıştım. Ben yine duvar dekorasyonu ile ilgili. Onun arta kalan uçları aslında. Hani boşa gitmesin diye bu boyu tercih ettim şimdilik. Ben şimdi bunları hızlı hızlı yapıştırayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bitirdim bunu. Çok güzel oldu. Sonuç gerçekten başarılı. Ben çok beğendim. Duvarımda kullanacağım. Maliyetine gelecek olursak içindeki kasnak 1,5 lira. Demir askı benim için bir maliyeti yoktu. Annelerinizin dolaplarında illaki demir askılar vardır. Ben ondan aldım. 17 tane de bambu çubuk kullandım. Zaten yüzlüsünü 2-3 lira gibi bir ücret. Hani 17 lirası, 17 tanesi en fazla 50 kuruş gibi bir ücret. Yani ben bunu sadece 2 liraya mal ettim arkadaşlar. 2 liraya çok güzel bir göz ayna. Ayna aslında ortasına katıyorlar ama ben ayna kullanmak istemiyorum. Çünkü birçok ya birçok demeyeyim, bütün dekorasyonlarda ayna kullanıyorlar. Ben sevmiyorum aslında. Ben sade daha çok seviyorum. Ben böyle kullanacağım duvarda. Bakalım sonucunu astığımda size de gösteririm.